Sevgili seyirciler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter hesabından şehit kaymakam Safi Türk'ün babasıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Destici, İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter hesabından şehit kaymakam Muhammed Safi Türk'ün babası Asım Safi Türk ile ilgili yaptığı paylaşıma yönelik bir soru üzerine yapılanı ayıp ve eksiklik olarak nitelendirdi. Biliyorsunuz bütün Türkiye satında. Dolayısıyla da Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir siyasi parti milletvekilinin Muhammed Safi Türk'ü ve onun babasını tanımaması bana göre önce birinci olarak birinci ayıp ve eksiklik bu. İkincisi, tabii kılık kıyafet meselesi. Biz bunları aştığımızı düşünüyorduk, aştığımızı zannediyorduk. Ama görüyoruz ki bazı kafalarda hala bunları çözememişiz. Hala o eski zihniyetin yeri geldiğinde tekrar zuhur ettiğini görüyoruz. Bunu da milletimize havale ediyorum. Milletimiz en iyi şekilde bunu takdir edecektir, değerlendirecektir. Tabii kendi ayıbını fark ederek Twitter'da silmiş olması da bunun bir ayıp olduğunu kendisinin de kabullenmiş olmasıdır. Biz şehitlerimize, şehit ailelerine sahip çıkmak zorundayız. Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Maalesef bu ülkede yıllarca, onlarca yıl insanlar kılık ve kıyafetlerinden dolayı dışlandılar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ayrıca kılık kıyafet meselesini aştığımızı zannediyorduk ancak hala bazı kafalarda bu çözülememiş, hala eski zihniyetin yeri geldiğinde zuhur ettiğini görüyoruz dedi. Halbuki o kişi Gazi Meclis'in kuruluş fotoğrafına baksa, Amasya fotoğrafına baksa, Erzurum Kongresi fotoğrafına baksa, Sivas Kongresi fotoğrafına baksa, ilk meclisin fotoğraflarına baksa orada ne kadar sakallı, cübbeli, kıyafetli insanlarımızın, büyüklerimizin olduğunu görür. Dolayısıyla biz geçmişimize sahip çıkmakla mükellefiz. Biz artık bu kılık kıyafet üzerinden birbirimizi ayrıştırmak ya da bu şekilde nitelemekten de vazgeçmek. Sevgili seyirciler, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizliler gecesinde yaptığı konuşmada biz Zeybek'i ayrı ayrı ama ahenk içerisinde oynarız ifadelerini kullandı. Son Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, malumunuz geçtiğimiz sene bugünlerde çok yoğun bir seçim kampanyası yapıyorduk. Bir demokrasi yarışı içerisindeydik, sonunda İzmir bir karar verdi, sonucu saygıyla selamlıyoruz diyerek sözlerine başladı. Şehir olmamızın ardından 19 ilçemiz büyük hizmetlerle tanışmaya başladı. Zeybekçi, o dönemde çok önemli tespitlerimiz var. O dönemde İzmir'in her yerine ulaştığımızda İzmir'in bazı özelliklerini ve dinamiklerini gördük. Bu dinamiklere baktığımızda İzmir en çok hemen yakınındakileri Manisalı, 2 numara Uşaklı ve 3 numara Denizliliydi dedi. İzmirliler, pardon başlamadım. Denizli gecesindeyiz başkanım, neler hissediyorsunuz? Tabii ki burada hemşehrilerimizle bugüne kadar hiç görmediğimiz veyahut çok az görüştüğümüz bütün hemşehrilerimizi burada görmek çok güzel. Bir de her şey farklılık bir yana ama denizlilik tek değerimiz. Denizli şemsiyesi altında bütün hemşehrilerimizi bir araya getirmek ve burada İzmir'de çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline gelmek de ana hedefimiz. İzmir Denizliler Derneği gecesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ses sanatçılarının konseri ve halk oyunları ekibinin gösterileri beğeni topladı. Konuşmalarından İzmir Denizliler Derneği gecesine destek olan belediye başkanları ve kurumlara plaket verildi. Tabii ki asıl hedefimiz o anlamda güzel bir adım, güzel bir başlangıç diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Denizli Valisi Veli Hasan Karahan,
Denizliler gecesinin geleneksel yemeğine katıldı sevgili seyirciler. Vali Karahan, Denizli'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Merkezi oldu. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizlilerle ilgili her etkinlikte olmaktan gurur duyduğunu fakat İzmir gibi diğer şehirlerde gerçekleşen etkinliklerinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Denizliler gecesindeyiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sağ olun, hoş bulduk yavrum. Neler hissediyorsunuz? Mutluyuz, biraz yağışlı bir yolculuktan sonra yağmurlu olan denizden bu tarafa güzel yağış var çok şükür. Denizli hemşerilerimize tabii İzmir'de ciddi bir yakın tutuyorlar. Onlar bir arada olmaktan, onların buradaki hallerini, vaziyetlerini, durumlarını görmek, beraber Denizli'nin güzelliklerini konuşmak için bu gece buradayız. Denizli ile İzmir'in Ege'nin iki kardeş kenti olduğunu dile getiren Vali Karahan, Denizli'nin Türkiye'ye bornoz ihraç ettiğini, deniz üretir, Ege giyer diyerek ifade etti. Güzel bir gece olacağını umuyorum. Teşekkürler, bize davet ettiler başkanıma ve ekibine. Teşekkür ederim. Güzel bir gece olmuş. Güzel bir katılım var inşallah. Denizli'de her yerde olduğu gibi İzmir'de de güzel anılıyorlar, güzel tanılıyorlar. Vali Karahan, Denizli türküleri ve geleneksel dansları ile Denizlilerin gecesinin tadını çıkardı. Onun böyle devamını diliyoruz. Biz de bu konuda elimize ne geliyorsa, üzerimizin içinde varsa onu da yaparız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Denizli Çal Belediyesi Başkanı Fethi Akçan, Denizliler Gecesi'nin organizasyonuna katıldı. Denizli Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan, Denizliler Gecesi'nin organizasyonuna katıldı. Başkan, Denizli'nin diğer ilçe kardeşlerinin başkanlarıyla birlikte yemeğini yedi, sohbet etti. Denizli Belediye Başkanı'na teşekkür eden Akçan, bu gibi faaliyetlere dahil olmaktan çok memnun olduğunu, Çal için, Denizli için çok önemli etkinlikler olduğunu dile getirdi. Başkanım, Denizliler Gecesi'ndeyiz, neler hissediyorsunuz? Öncelikle böyle bir muhteşem bir hava atmosferi oluşturan, muhteşem bir gece oluşturan dernek başkanım ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. İzmir'deki Denizliler ile bir araya gelmekten keyifli olduğunu dile getiren Başkan Çal'ın ürünlerin girişte sergilendiğini ve mutlaka denenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Denizli türküsü ile gecenin tadını çıkardı. Çok mutlu oldum. Yani özellikle İzmir'de 200 bin üzerinde Denizli'nin olması ve böyle bir muhteşem bir gece hazırlanmasından dolayı çok mutluyum. Tebrik ediyorum başkanım ve yönetimini. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok iyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 3804 gazetecinin kartının iptal edilmesini eleştirdi. Bundan sonra 3804 gazetecinin basın kartı şu ya da bu nedenle iptal edildi. Bir kısmının değişik örgütlerle ilişkisi olduğu ve iltisaklı olduğu söylendi. Bir kısmı cezaevinde yattı, çıktı Enis Berberoğlu gibi. Ama ben bir şeyi merak ediyorum ve soruyorum. Gazetecilerin kimliğini iptal etmek İletişim Başkanlığı'nın işi mi? Böyle bir kartın iptali acaba ileride bu arkadaşlarımızın nüfus kağıtlarını iptale kadar gider mi diye merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesi üzerinde söz aldı. Basın kartlarını basın meslek örgütlerinin vermesi gerektiğini vurguladı. Çünkü gazetecilik bir meslektir ve o mesleğin tanıtım kartıdır o kart. Eğer o arkadaşların bir suçu yoksa o kartı taşıması kadar doğal bir şey yok. Yani nüfus kağıtlarını iptal etme noktasında öyle saçma bir şey olur mu diyebilirsiniz. O zaman gazetecilerin kimliğini iptal etmek saçma bir şey değil mi? Kim karar veriyor gazetecilerin kartlarının iptaline? Sen gazetecisin ya da değilsin deme yetkisi kimde? Yani soruyorum, o kişiler kimler ve onlara soruyorum, siz kimsiniz de gazetecilerin kartlarını iptal ediyorsunuz? Sertel açıklamasında 3804 gazetecinin basın kartı şu ya da bu nedenle iptal edildi. Gazetecilerin kimliğini iptal etmek İletişim Başkanlığı'nın işi mi? Bu süreç ileride gazeteci arkadaşlarımızın nüfus kağıtlarını iptale kadar gider mi diye merak ediyorum dedi. Bakın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 3850 üyesi var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 900. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 1450 üyesi var. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 78 cemiyetle birlikte 20 bin üyesi var.
Gazeteciler Cemiyeti Ankara 2000 üyeye sahip. Eskiden meslek örgütleri toplanıyor ve basın kartları ile ilgili kararı veriyordu. Şimdi bazı arkadaşlarımızın basın kartlarını FETÖ'cü diye iptal ettiler. Ama çoğunlukla da solcu, Atatürkçü, devrimci, yurtsever insanların kartlarını da iptal ettiler. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onayıyla teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın teklifiyle İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aydoğdu tarafından Uşak İl Başkanlığı görevi Şener Toköz'e verildi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aydoğdu yaptığı basın açıklamasında Naci Bey'in bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın talebiyle Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın Bey'in teklifiyle ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin onayıyla Şener Toköz Bey'in Uşak İl Başkanlığı'na atanmasına karar verildi diye konuştu. Belediye meclisimizin, görevimizin temsilcileri, kıymetli dava arkadaşlarım, bugün burada il başkanımızın, yeni il başkanımızın göreve başlaması münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi İYİ Parti olarak Türkiye genelinde çok ciddi bir çalışma kampanyası başlatıldı. Hızlı bir şekilde İYİ ailesi büyüyor, gelişiyor. Yapılan üye kayıtlarıyla birlikte 108 binlerden rakam şu anda 220 bini aşmış durumda. Allah nasip ederse bu önümüzdeki bahar aylarında biz bu rakamı 400 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi eski il başkanımız Naci Yıldırım Bey kendi arzusuyla görevden ayrılma talebinde bulundu ve il başkanlığı görevinden ayrıldı. Naci Bey'in bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı görevine getirilen Şener Toköz'de açıklamasında İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı görevini layık gören Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ve Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın'a teşekkür ederim dedi. İlçe başkanlarım, İl Genel Meclis Grup Başkan Yardımcım ve İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarım, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilim ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarım, değerli İYİ Partili dostlarım ve çok değerli basın mensupları. İl başkanlığı görevine beni layık gören başta Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendi, Teşkilat Başkanımız Koray Aydın Bey ve ayrıca Teşkilat Başkan Yardımcımız Halil Ardoğlu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın partiyi kurduğumuzda korkusuzlar diye bize hitap eden. Evet, biz korkusuzuz. Biz Köroğlu'yuz. Biz Dadaloğlu'yuz. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Sevgili seyirciler, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Asgari ücrete yapılacak zam oranının yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Vatandaşın beklentisi ne? Dün Manisa sokaklarında Manisalılarla bu konuyu konuştuk. Aylık yetmiyor, kiralardayım, kredi çektik. Niçin işçin elin hamur karnın aç? Yok. Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan asgari ücret tutarı tepki çekti. TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2331, orta statüdeki işlerde 2086, hafif statüdeki işlerde ise 1940 lira olarak açıkladı. TÜİK'in asgari ücret önerisi geçen yıl ağır işler için 2213 lira, orta işler için 1978 lira 80 kuruş, hafif işler için ise 1841 lira 40 kuruş olmuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık %5.4 arttı. Asgari ücrette yeni ekonomi programına göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan %8.5 oranındaki artış yapılırsa brüt asgari ücret 2775 liraya, net asgari ücret de AGI hariç 2191 liraya çıkarılabilir. Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini %12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu orana esas alırsa brüt asgari ücret 2865 liraya, net asgari ücret de AGI hariç 2262 liraya yükselir. Komisyon %10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2814 liraya, net asgari ücret de AGI hariç 2222 liraya çıkması bekleniliyor. Masada işçileri Türk İş ve DİSK temsil ediyor. İşçi kesimi 2020 asgari ücreti hakkında açıklama yaptı ve istedikleri rakamları verdi. Açıklamada Türk İş 2578 liradan aşağısını kabul etmeyeceklerini söylerken DİSK 3200 lira talep ediyor. Ege TV dün Manisa sokaklarında bu konuyu irdeledi. Asgari ücret ne kadar olacak? Vatandaşın beklentisi ne? Ege TV Manisa temsilcisi Nurgül Yılmaz, belirlenecek yeni asgari ücret ile ilgili Manisalıların nabzını yokladı. Tanıyalım sizi. Ben ismim Ercan, soy ismim Peksoy, esnafım. Esnafım diyorsunuz. Evet, esnafım. Tabii kazanabilmek için satmak zorundasınız. Evet, ama doğru. Halkın alım gücü olmadığından dolayı asgari ücret 2020 lira. Türk İş diyor ki 2578'den aşağıya yeni asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği rakamı kabul etmeyeceğiz ama o kabul edilecek mi edilmeyecek mi henüz bilmiyoruz. Esnafsınız, satamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz, evinizi rahat geçindiremiyorsunuz. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi ben bir esnaf olarak yani ülke geneline baktığımda ülkede 1 kilo etin 50 lira, 1 kilo peynirin 50 lira olduğu yerde geçen sene 80 lira gelen elektriğin bu sene 160 lira geldiği yerde, geçen sene 110 milyon lira gelen suyun bu sene 180 lira geldiği yerde asgari ücretin 2300 lira, 2500 lira insanları geçindireceğine ben inanmıyorum. Ne olmalı asgari ücret? İnsanların kazancının şu anda normalde 3000-3500 lira civarı bir para alması gerekiyor. Şimdi şu an asgari ücret 2020 lira. Evet. Türk İş şunu savunuyor. 2578'den aşağısını biz kabul etmeyeceğiz. Asgari tespit komisyonu da şu sıralar karar vermek üzere. 2578 lira olursa yine vatandaşın hem yoksulluk sınırını göz önüne aldığınız zaman veya geçim sıkıntılarını da göz önüne aldığınız zaman 2578 lira kabul edilse bile yeterli midir bir ailenin geçimi için? Bence 3000'den aşağı olmaması lazım ama tabii ülkenin kaynakları da önemli yani onlara da bakmak lazım. Bu konuda asgari ücret oldukça düşük aslında. 1900 lira da alıyorum. Daha 2000 lira bile alamıyor. 20'sini de alamıyoruz biz. 2000'i bırak. Neresine bunun iyi tarafını göster ya. Bugün çarşıya çıkıyor. Allah için herkes için söylüyorum. 100 lira 10 lira yerine düştü. En düşük en şey peynir 30 lira 35 lira. Peynir eti söylemiyorum yani. Zaten et nerede et görüyoruz da. Asgari ücret konuşuluyor, tartışılıyor. Emekli aylıkları hiç tartışılmıyor. Yani asgari ücretin yanında emekli aylıkları da yükselmesi lazım. Ne kadar olmalı asgari ücret? Siz geçinebiliyor musunuz? Şimdi şu şartlarda onun iki katını dahi verseler, 2020 değil, 4040'ı da verseler mümkün değil. Vallahi geçinme zor. Şimdi 2,5 milyar para bu zamanda para değil yani. Size göre ne kadar olmalı asgari ücret? Vallahi yani 3. 3 olsa normaldir. Simit satıyor adam, ekmek parası götürecek evine. Bugün asgari ücretle geçinebilen var mı? Yok. Hangi vatandaşımız geçinebilir? 2 tane talebe okutabilir mi? Evi kira, boğazı satın. Mümkün değil. En az şurada asgari ücretin 3 olması lazım bak. Yani asayiş olaylarının başı da aslında bakarsanız sizin savunmanıza göre ekonomik darlık, ekonomik kriz. Evet, değil mi? En baş o. Oradan kaynaklanıyor. Bir insan evine geçindirebiliyorsa, bir bey çocuklarına memnun edebiliyorsa mutsuzluk olmaz. Olmaz. Ha olur, aile sorunları, problemleri, küçücükler olur. İsterim ki 3000 lira olsun ama mümkün değil. Yani 2578 lirayı da vermeyecekler mi diye hayır, mümkün düşünüyorsun. Değil, mümkün değil. En fazla 2-300 olacak. 2-300. Evet. Ama doğrusuna baktığımız zaman bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin yani, geçinebilmesi için ne kadar bir asgari ücret? 2800. 2800. Evet. Geçinilebilir mi 2800 lirayla sizce? Yani daha içerisinden geçinmez ama ucuna yeter en azından. Ucu ucuna. Evet. İsminiz nedir? Emeti. Emeti soy isim? Ayan. Emeti Ayan. Niye zorunuzdan gülüyorsunuz? Ne derdiniz var?
Aylık yetmiyor, kiralardayım, kredi çektik. Kredi çekiyorum bir oraya, ev kirası bir. Ne yiyeceğin için elin hamur karnın aç. Yok. Şimdi o zaman Mete Hanım, tamam hem şu anda bile ben zorlanıyorum diyorsunuz. Evet. Şimdi asgari ücret zamlanacak, 2020 lira biliyorsunuz bu zamana kadar aldığımız asgari ücret. Olursa belki 2578 lira, belki de o bile olmayacak. O zaman ne yapacaksınız? Çok veriyorlar. 500, 1 milyar bile versiler, 500 bile versiler yeter tabii. Sürünürüz, Şimdi de sürünüyoruz da daha çok sürünürüz. 3 bile yetmez. Vatandaşın beklentisi böyle asgari ücret konusunda. 2578 lira yetmez. 3, 3,5 hatta onunla bile geçinemeyiz diyor. Manisa'daki evet, vatandaşlar evet, böyle söylüyor. Vallahi her şey alınmıyor. Alamıyorlar çocuklarına. Hiçbir aile alamıyor, alamıyoruz. Yarı aç yarı tok. Hiçbir şey alınmıyor. Ben bu kadar söyleyeceğim. Peki, daha çok da teşekkür ederim. Sinirleriniz bozulmasın. Bozulmasın. Zaten bozuk. Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, süt fiyatlarının bir miktar artmasına rağmen saman fiyatlarının yükselişe geçtiğini söyledi. Sıkıntı var. Dediğimiz gibi yani sizin de bahsettiğiniz gibi yem fiyatları yüksek. Hani daha önce böyle biraz yem fiyatı düştü ama düşse de yine yüksek. Tamam süt fiyatı biraz yükseldi. 2 lira 20-50 kuruş, 2 lira 30 kuruş alıyorlar şu an ama alsalar da hayvancılığın maliyeti çok ağır. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın meralar boş dururken ve ıslah beklerken saman ithal ettiğini sözlerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin saman üretimi 25 milyon tondur. 15 milyon tonu hayvancılıkta kullanılır. Bir yılda 9 bin ton saman ithal edilmiş. Adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız diyerek Tanyeri'nin vurguladığı gibi iç piyasada saman fiyatının da pahalı olduğunu doğrulamış oldu. Tanyeri özetle hayvancılıkta büyük sıkıntı var. Çünkü yem fiyatları yüksek, sezonda 16 lira olan saman 25 liraya yükseldi. Ayrıca hayvanlarda görünen bazı hastalıklar var. O nedenle de veteriner giderleri ortaya çıktı. Devletimizin hayvancılığa daha iyi destek vermesini ve ithalatın önünü kapatmasını istiyor. Böylece ülkemizde hayvancılık daha da gelişir dedi. Ve ağır bir iş. Yani yem girdi, bir de kaba yem. Yani şu an saman üretimi, şu an benim takip ettiğime göre yazın sezonda 16-17 lira aldığımız saman şu an 25 lira. Bu girdi maliyetleri hayvancılıkta da hayvan üreticilerini çok perişan ediyor. Biliyorsun hayvanın bakımında da sıkıntılar var. Yani süt hayvanlarında biraz maksit dediğimiz bir hastalık. Hayvan buldu takip etmediğiniz zaman bitiriyor hayvanı. Ayak ağrıları var. Veteriner ücretine giderleri var. Hayvan bakmak ağır bir meşgaleyet ama onların da gelir az. Ben kendim de hayvancılık yapıyorum ve girdileri yüksek ve kazanacağız. Hayvan Sayın Cumhurbaşkanımız dedi yani ithalatı kısıtlayacağız dedi. İnşallah onu dört gözle bekliyoruz. Yani bitsin içerideki yani yerli hayvanlarımızı temin edilirse daha iyi olacak. İthalin önü kesilirse daha güzel olacağını düşünüyorum ve yani devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız yani dişi hayvana destek vermeli. Çünkü dişi hayvana destek verilirse dişi hayvan buzağı yaptığında kendi et ihtiyacımızı kendi hayvanlarımızdan temin edebiliriz biz. Sevgili seyirciler, İzmir Denizliler Derneği hemşehrilerini ağırladı. Son yıllarda büyük ses getiren davetlerde bu yıl yine İzmir Denizli Dayanışması sergilendi. Yoğun bir davetli grubunun katıldığı yemeğe Denizli'den üst düzey yöneticilerin yanı sıra İzmir'den yerel yöneticiler de konuk oldu. Yemeğe İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı. Başkan Kayalar, öğrencilik yıllarının Denizli'de geçtiğini, Denizli'yi çok sevdiğini söyledi. Üniversite anılarından bahsederek ilk gittiği sene ev bulamadığını söyledi. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Denizliler gecesindeyiz. Neler hissediyorsunuz? Evet, hoş bulduk. Ben Denizli değilim ama üniversite yıllarım Denizli'de okumuş bir öğrenciyim. Yaklaşık 5-6 yılım Denizli'de geçti. Gerçekten burada olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Çünkü Denizli'de çok güzel anılarım oldu. Sevgili başkanımız da bizi bu geceye davet etti. Hepimiz de bu geceye katıldık. Burada olmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. Denizli'den yerel yöneticilerin de katıldığı yemekte konuklar gece boyunca türküler söyledi, halk oyunlarıyla coştu. Başkanım küçük bir
planınız varsa Ege TV izleyicilerine de anlatır mısınız Denizli ile ilgili? Valla Denizli ile ilgili çok anılarımız var. Ama en önemlilerinden bir tanesi, ilk gittiğimizde biz öğrenciyken ev aradık ve Denizli'de kimse bize ev vermedi. Ama şu anda Denizli'nin halini görüyorsunuz, bir üniversite kenti oldu, büyüdü, gelişti. Ve üniversite Denizli'ye çok şeyler kattı, geliştirdi. Yani bu anım her zaman aklımda kaldı. Çok güzel bir anıydı. Şimdi rahatça ev bulabiliyorsun, orada yaşayabiliyorsun öğrenci olarak. Ama biz yani insanlar üniversitenin bir ilçeye, bir ile çok büyük değer kattığının farkına varmalı ve ona göre hareket etmeli. Bu çok güzel bir anımdı. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budağ'ın talimatıyla Türkiye'nin 2023 hedefleri ve Ege Üniversitesi 2055 vizyonu doğrultusunda Ege Üniversitesi yerleşkesi master planı hazırlandı. Ege Üniversitesi yıllık değerlendirme ve master plan tanıtım toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya başta Rektör Profesör Doktor Necdet Budak olmak üzere Ege Üniversitesi üst yönetimi, senato üyeleriyle idari ve akademik personel katıldı. Rektör Budak'ın 2019 yılını değerlendirdiği bir sunum yaptığı etkinlikte Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Oktan Nalbantoğlu Ege Üniversitesi master planının tanıtımını yaptı. Uluslararası alanda artan bir ilme yakaladık. Önemli başarıları hep birlikte elde ettik. Üniversitemizin 2019 yılında sadece sağlık alanında değil, ulusal ve uluslararası birçok alandaki sıralamalarda da önemli başarıları birlikte imza attık. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki bu başarıları elbette ki tesadüf değildir. Ege Üniversitesi Master Plan Tanıtımı ve 2019 yılı yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Rektör Budak, Ege Üniversitesi özelinde 2019 yılını değerlendirdi. Üniversitemizin başarılı akademisyenlerinin, değerli idari çalışanlarımızın ve sevgili öğrencilerimizin, kısaca tüm Ege Üniversitesi ailesinin ortak ve azimli çalışmaları sonucu gerçekleşmiştir. Üniversitemizdeki eğitim ve araştırma kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararasılaşma alanında YÖK tarafından pilot üniversite seçildiklerini hatırlatan Profesör Doktor Budak, daha yeşil ve çevreci bir kampüs için çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık bir yıldır üniversitemiz master planı üzerine çalıştık. Bunun da sunumunu hazırladık, sizlerle paylaşacağız. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarda öğrencisinden öğretim elemanına, idari personelinden hizmetlisine kadar hemen herkesin katkısı bulunmaktadır. Bize destek veren ve bu yolda kararlılıkla yürümemize yardımcı olan, inancımızı arttıran herkese çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi'nin gelişim ve dönüşüm hedefleriyle misyon ve vizyonu doğrultusunda gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla hazırlanan plan, kurum içi ve kurum dışı paydaşlardan gelecek olan önerilerle son şeklini alacak. Çaydı buyurun. Sevgili seyirciler, temizlik konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Şehzadeler Belediyesi Temiz Şehir Şehzadeler Projesi'nin startını verdi. Projenin tanıtımını yapan ve amacını açıklayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyelerin temizlik için Avrupa ülkelerinden daha fazla harcama yaptığını söyledi. Şehzadeler Belediyesi temizlik konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki kurum, kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği Temiz Şehir Şehzadeler Projesi'nin tanıtımını Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu kaydeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugün gelişmiş ülkeler olarak nitelendirilen Avrupa ülkelerinin hiçbirinde, hiçbir belediyenin Türkiye'deki belediyeler kadar temizlik yatırımı yapmadığını ifade etti. Katılımcılara hitap eden Manisa Valisi Ahmet Deniz ise şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yere çöp atmayı hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerektiğini ifade etti. Şehit kanlarıyla vatan toprağı olduğunu aklımızın bir köşesine bulunacak. Anında aklımıza gelecek. Böyle bir şey yok. Maalesef dünyayı kirletiyoruz. Büyükler kirletiyor, büyükleri görünce küçükler de kirletiyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından katılımcılar büyük temizlik yürüyüşü yaparak Sultan Camisi bahçesine kadar yürüyerek projeye dikkat çekti. Yürüyüş korteji ellerindeki dövizler ve attıkları sloganlar ile kamuoyunun dikkatini çekti. Sultan Camii bahçesine ulaşan kortej daha sonra burada sembolik bir çevre temizliği yaptı. Ulan abi, fotoğraf. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ege TV'nin sorularını yanıtladı. Şimdi tabii biz Şehzadeler'de bir temizlik seferberliği başlattık. Bir proje, toplum örgütlerimizin, siyasi partilerimizin, kaymakamlığımız başkanlığında kamuoyundaki kuşlarının, odaların, ortalarının katkısıyla desteğiyle bir temizlik seferberliği. Bunun bir sıkıntını bugünler, bundan sonra eğitim çalışmalarımız, partilerin çekimliklerini devam ediyoruz. İşin özü şudur, Türkiye'de bütün belediyeler, Şehzadeler belediyesi, bir personel, 128 personel, 47 araç gereç, birlikte ciddi rakamlar harcıyor. Temizlik hizmeti veriyoruz. Üçe kadar çok personelle ve bütçeden bu kadar büyük bir oradan ayrılarak temizlik hizmeti verildiği Avrupa ülkesi yok. Ama üzülerek görüyoruz ki gittiğimizde sokaklarında tutun gecesi olmayan, evlerden çöpleri haftada bir gün olan Avrupa ülkelerinde sokakların, meydanların daha temiz olduğunu görüyoruz. Bunun esprisi nedir? Bunun esprisi kirletmeyi. Burada vatandaşımıza, halkımıza, hepimize bir görev veriyor. Temizlediğimiz yerleri temiz tutalım, kirletmeyelim. Herkes kendi kapısının önüne sahip çıksın. O zaman tertemiz bir şehir olur. Bu çok büyük yatırımlar gerektiren bir iş değil. Bir günde başarabileceğimiz bir iş. O da şu, herkes kirletmeyecek ve atmayacak ve kapısının önüne temiz tutarsa şehir kirletmeyecek olacak. Ve belediyelerden, milletten aldığı vergilerle sonuçları, temizlik hizmetlerine harcadıkları bütçeleri azaltacaklar ve bu bütçe başka hizmetlere, başka alanlara aktarılabilecek. Ama temizlikte de ideal yok. Sevgili seyirciler, elektronik belge ve elektronik defter uygulamaları kapsamında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı sunumu gerçekleşti. Sunuma İzmir Matbaacılar Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Osman Koçanalı, Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Ümit Güner, İmezo Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gündoğdu katıldı. E-dönüşüm uygulamaları bilgilendirme toplantılarına hoş geldiniz. Hem zamandan kazanmak için hemen konuya giriyoruz. İki bölümlü bir toplantı bu. Birinci bölümde e-dönüşümle ilgili bilgilendirme yapılacak. Programda Ceyhun Ejder 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan e-fatura ile ilgili açıklamalar da bulundu. Konferansın ikinci aşamasında Temmuz'da faaliyete başlayacak olan e-belge ile ilgili açıklamaların yapılacağı duyuruldu. Vergi Usul Kanunu 5.9 denet tedbiriyle 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan e-arşiv fatura konusunda siz değerli üyelerimizi bilgilendirmek, varsa konuyla ilgili sorularınıza cevap bulmak, son 2 yılda ilk defa anlaşmanın matbaa olarak çalışmaya başlayan meslektaşlarımızın eksik bilgilerini tamamlamak, tamamlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu sık sık bir araya gelmenin önemli olduğunu söylerken İzmir'e katkı sağlamanın da öneminden bahsetti. Bir kez daha sık sık bir araya gelip birbirimizle konuştuğumuz için Vergi Dairesi Başkanımıza da beraber çalıştığımız kurumlara da zor bir dönemden geçtiğimizi dilimin döndüğünce aktarmaya çalışıyor. Esnaf ve sanatkarlar olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu geçtiğimiz zor dönemde desteğinize ihtiyacımızın olduğunu, bizim bu işleri yaparken esnaf ve sanatkarlar olarak sadece işini yapıp, parasını kazanıp, cebine koyup, evine giden insanlar olmadığımızı, toplumda sosyal bir görevimizin olduğunu, bu nedenle de Türkiye'nin büyümesinde, Türkiye'nin gelişmesinde, refah payının artırılmasında, esnaf ve sanatkarlar olarak görevlerimizin olduğunu,
Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Ümit Güner de program içerisinde defter beyanname ve belge ile ilgili tüm bilgilerin aktarılacağını ifade etti. Bugün burada toplanmamızın amacını değerli başkanlarımız aktardı. Ben de sizlere selamlama adına bir merhaba demek istedim. Malum teknoloji hızla değişiyor. Çocuklarımızı yeni nesli takip edemez olduk. Teknolojiye ayak uydurma adına Gelir İdaresi Başkanımız başkanlığımızda yaklaşık 10 yıl önce başlatmış olduğu elektronik dönüşümü son safhasına kadar getirmiş pozisyonda. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği 150 öğrenciye her ay burs veriyor. ...1998 yılında kurulan Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği ilk yıllarda 7 öğrenciye burs veriyordu. Şimdi ise her ay 150 öğrenci burs alıyor. 50 üyesi bulunan dernekte gece gündüz mantığı gözleme yapılıyor. 150 öğrencinin yüzü güldürülüyor. Şimdi şeyli var, bunlar karışık. Ispanaklı var, bal kabaklı var, çörek otlu var, ondan sonra zencefilli var, kancarlı var, hepsinden. Onlar ıspanak, pancar, kabaktı, normal karışık yani. Çok şifa. Yok. Emekli öğretmen Kerime Uzunoğlu ve Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu yapılan burslar hakkında bilgiler verdi. Buraya geldik, bizi çok mutlu ediyor. Çok mutluyuz. Saçlar bizi burada mahvetti. Kaç taneydi o? Bilmiyorum, ben kaçına gitmiş gelmişim ben. Kapaklı değil, kapaklı oldu, kapaklı değil. 71 yaşında emekli öğretmenim. Evet ablalar, bilirler. Emekli olduktan sonra buraya gelmeye başladım ve çok mutluyum. Yıllarca eğitime hizmet ettim. Burada da buna devam etmek istiyorum. Buraya gelmek bana huzur veriyor. Çok mutlu bir ortam. Evet. Ve vicdanen kendimi çok rahat hissediyorum. Çok mutluyum buraya gelmekten. Geleli çok mutluyum. Her gün de gelmek isteyip olduğu müddetçe ömrümün sonuna kadar Allah gençlerimize bir vesile olsun. Şurada evlatlarımıza. Çok mutluyum. Bilmediğim için hiçbir şey bilmemişim. Ama şimdi her şeyi karşılaştığımda çok mutluyum. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılaşmayla başlattığı mücadele aralıksız devam ediyor. İmara ayrılıklar nedeniyle yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapılarda yıkım işlemleri sürdürülüyor. Bodrum genelinde imar kirliliğine neden olan kaçak yapılarla ilgili olarak bir taraftan tespit çalışmaları ve hukuki işlemler sürerken bir taraftan da yasal süreci tamamlanan yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki yıkım koordinasyon şefliği ekipleri, Güvercinlik ve Küçükbük mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentilerle ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bazı yapı sahipleri belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapılardaysa yıkımı belediye ekipleri yaptı. Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bodrum'da yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında doğayı tahrip eden, vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla belediye başkanı Aras'ın talimatıyla başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliğine devam edilecek. Hijyenik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla çevre temizliğine önem veren Çiğli Belediyesi tarafından sokaklardaki eski, delinmiş ve koku yapan çöp konteynerleri yenileriyle değiştirilmeye başlandı.
Çiğli Belediyesi tarafından bir kısmı satın alınan, bir kısmı da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sağlanan çöp konteynerlarının mahallelerde dağıtımına başlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temizlik işleri ekipleriyle dağıtım öncesi konteynerları inceleyerek dağıtım planlamasını yaptı. Bizim şeyimizi çözer. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler paslanmaz, su ve koku geçirmez galvanizeli konteynerların mahallelere dağıtımına başladı. Yeni konteynerler Çiğli'nin 26 mahallesinde bulunan eskimiş ve delinmiş olanlarla değiştirildi. Bu herhalde elindeki maldan bağlı. İki garanti canım, üçü de garanti de. Hiç almadınız mı? Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli halkına temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak amacıyla çalışmalara yön verdiklerini ifade etti. Sevgili seyirciler, Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, insanoğlunun 21. asırda Mevlana felsefesine çok daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Hazreti Mevlana'nın vuslatının 746. yılında Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus töreni ilan edildi. Uluslararası Sema Okulu'nun gösterisi ve Türk Tasavvuf Müziği gösteri yoğun manevi atmosfer oluşturdu. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliği, fotoğrafçı Emel Sezer ve Serdar Akay'ın hazırladıkları Arınma isimli fotoğraf sergisinin açılış töreniyle başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, maddiyatın insan meziyetlerini yok ettiği 21. asırda Mevlana felsefesine çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mevlana'yı tamam analım, 746'da, 747'de, 748'den analım ama şu vahşi kapitalizm döneminde paranın insanlığın bünyesinde, beyninde bulunan meziyetlerini yok ettiği dönemde, yani maddiyatın meziyetleri yok ettiği 21. asırda Mevlana'yı örnek almak, herhalde onu örnek alabilmek yaşantımız için en muhteşem derstir, hayat biçimidir. Kısa ömrümüzde yaşarken hafifçe, çok çok az Hazreti Mevlana felsefesinden istifade edebilirsek mutlu yaşarız. Gecede yapılan konuşmalarda Büyükçekmece Belediyesi'ne ve Uluslararası Sema Okulu Derneği'ne teşekkür edildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim ve sosyal alanda çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Nazilli Menderes Anadolu Lisesi son projesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine topladı. Nazilli Menderes Anadolu Lisesi son zamanlarda okullarda artan olaylara karşı güvenli geçiş sistemi kurarak hem öğrencilerini hem de velileri rahatlattı. Metro gibi toplu taşıma araçlarına yolcular binmeden önce uygulanan güvenlik sistemi turnike geçişini okullarında uygulamaya koyan Nazilli Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerinin okula giriş çıkış saatleri SMS sistemiyle velilere anında bildiriliyor. Değerli izleyenler, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Menderes Anadolu Lisesi güvenli geçiş sistemini uygulamaya koydu ve bundan sonra öğrenciler güvenli bir şekilde okullarına giriş çıkış yapabilecekler ve SMS sistemiyle de veliler öğrencilerini telefonlarından ve internetlerinden takip edebilecek. Evet, elimde görmüş olduğunuz bu kartla bu sistemden geçiş yapabilecekler. Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'deki Menderes Anadolu Lisesi İdaresi ve Okul Aile Birliği üyeleri Okul Müdürü Oktay Doğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz Cuma günü turnike sistemini okul girişinde uygulamaya koydu. Okul Aile Birliği üyelerinin de desteğini alan okul idaresi öğrencilerin okul devamsızlığını azaltmak, okulla ilgisi olmayan kişilerin okula girmelerini engellemek ve güvenli bir okul oluşturabilmek için teknolojiden de yararlanarak turnike güvenli geçiş sistemini devreye soktu. Okulda görev yapan herkes dahil olmak üzere öğrencilere de özel manyetik kartlar dağıtıldı. Dün uygulamaya giren turnike sistemimizle çocuklarımızın okuldan giriş çıkış saatlerini
anında bize mesaj olarak da geldiği için içimizde rahat bir şekilde görebiliyoruz. Okul müdürü Oktay Doğanlı'nın akademik başarıda en büyük olumsuz etken olan okula devamsızlığı azaltmak, öğrencilerin dışarıda kötü alışkanlıklar kazanmalarını engellemek ve okul güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projenin ilk gününde uygulamada zorluk yaşayan öğrenciler turnikelerin önünde uzun kuyruklara neden oldu. Turnikelerin öğrencilerimiz açısından iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Nazilli ve Aydın'da da proje olarak, yeni bir proje olarak hayata geçirildiğini düşünüyorum. Öğrencilerimizin takibi açısından çok iyi olacaktır. Okul müdürü Oktay Doğanlı konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, proje uygulamamızdaki temel hedef öncelikle güvenli okul iklimini sağlamak ve velilerimizdeki endişeleri minimum düzeye indirmektir dedi. Bu yönden de olumlu olduğunu düşünüyorum. Kartımız da bu şekilde, şöyle göstereyim. Bu turnike sistemi sayesinde en çok mutlu olanlardan biri de babam oldu. Çünkü giriş çıkış saatlerimizi takip edebiliyor. Bu yüzden de içi rahat ediyor. Gün içerisinde takip edemiyoruz. Bu şekilde bir düşünceyle çocuklarımızın başıboş kalmadığını görmek mutlu ediyor bizi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun yani. Bu turnike sistemi de gerçekten çok iyi düşünüldü. Dediği gibi eşimin de hani çocuklarını takip etmek açısından da gayet güzel. Bir öğrenci de bu sistem sayesinde okula giriş çıkışlarımız daha düzenli ve sistemli hale geldi diye konuştu. Bu sistem çok yararlı oldu. Güvende hissediyorum kendimi ve okula yeni bir düzen getirdiğini düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum bu sistem olduğu için. Biraz zorlandım ama zaman geçtikçe alıştım yani. Güzel. Alıştık. Nasıl bir uygulama? İlk önce yani okulumuza bulunduğu için baya hani bir şaşırdık. Uygulama gayet güzel, memnunuz. Bir okulun nasıl temizliği, hijyeni, eğitim önemliyse güvenliği de bir o kadar önemli bence. Ve okula giriş çıkışlarımız daha düzenli ve sistemli hale geldi. Ve okula giren yabancı kişilerin okula erişimi engellendi. Bu sayede biz kendimizi okula daha güvenli hissediyoruz. Bu uygulamayı aslında güvenliğimiz açısından çok yararlı buluyorum. Fakat giriş ve çıkışlarda bazen, hatta bugün de görüyoruz ki, zorluklar yaşayabiliyoruz. Yığılmalı oluyor. Öğrenci velisi Özlem Burcu o an sevimde konuşmasında, bu okulda 9. sınıf bir öğrenci annesiyim. Çalışan bir anne olarak aklımız çocuğumuzda kalmaması için okul müdürümüz ve aile birliğiyle birlikte yaptığımız turnike sistemi dün itibariyle faaliyete geçmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Dün uygulamaya giren bu sisteme göre çocuğumuzun şöyle şu şekilde mesajı da göstereyim. 8.21 itibariyle okulumuza giriş yaptı. Öğrencinin güvenliği açısından çok iyi bir sistem kurdular. Ellerinize sağlık diyorum. Hem öğrenciler devamsızlık yapmıyor. Bu konuda hem bizim bilgimiz oluyor, veli olarak giriş çıkış saatleri hakkında bilgimiz oluyor. Her öğrencimiz kartı okuttuğunda ekranda tüm kimlik bilgileri ve fotoğrafları çıktığı için başka öğrencilerin kimlik kartlarını kullanamıyorlar öğrenciler. Manisa Yunus Emre Belediyesi bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi'nin hazırladığı programda Yunus Emre deyişler ve yaşamından kesitlerle anlatıldı. Bu yıl Gel Gör Beni Aşk Neyledi temasıyla 5.'si gerçekleştirilen Manisa Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından program düzenlendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şube Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesi izleyenlere seslenen Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi organizasyonun önemine atıfta bulundu. Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana gibi büyük şahsiyetler Anadolu'nun hamurunda, bizim milletimizin hamurunda, kimliğinde, kişiliğinde çok büyük emekleri olan yüce hak dostları, hepsini rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Tekrar bu programların icra edilmesine ve bu kültür merkezlerinin yapımında emeği geçen tüm kardeşlerimi, dostlarımı, herkesi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Programda vakıf temsilcileri tarafından kurulan Dost Meclisi'nde Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre'nin hayatından kesitler paylaşıldı. Burada sizin hoşgörünüz Yunus'un değişi ile yaradığını yaradandan ötürü hoş görmek olacak. Çünkü Yunus olmak bu dünyadan vazgeçip sevgiye ve aşka yürümektir. Yunus Emre Anadolu'yu karış karış dolaşır. Aradan yıllar yıllar geçer. Günlerden bir gün bir kervana katılıp onlarla yolculuk etmeye başlar. Meclisin sunumunu Alevi dedesi Muhammed Akgül gerçekleştirirken zakirler okudukları deyiş ve ağıtlarla eşlik etti. Tüm kainat çeşitli nişanlarda sana yakarmaktadır. Tüm kainat senin tek yaratıcı, tek mabut olduğunu bilmektedir. Allah Allah Allah. Ya Rabbi. Cebinde dala düşün. Kutların cebinde haydar 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 dost haydar dala düşün. Programın sonunda vakıf üyelerini kutlayan Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ve Vali Ahmet Deniz, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek Alevi dedesi Muhammed Akgül'e çiçek verdi. Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uşak Milli Egemenlik İlkokulu'nda öğrencilere kadın girişimci Hatice Aslan'dan öğrencilere ev tarhanası ikramı yapıldı. Evet, Milli Egemenlik Okulu'nda benim önceki kendi oğlum okuyor. Sağ olsun Müdür Bey Raşit Bey ile beraber Yerli Malı, Yurdun Malı Haftası'nda ne yapabiliriz diye bir düşündük ve sosyal proje yapalım dedik. Çocuklarımıza en güzel tanıtabileceğimiz şey bence yerel kültürümüzün mirası, Uşak tarhanamızdı. Kadın girişimci Hatice Aslan öncelikle Milli Egemenlik Okulu'nda kendi oğlum da okuyor. Müdür Bey ile yaptığımız istişare sonunda Yerli Malı, Yurdun Malı Haftası'nda neler yapabiliriz derken kendi yöremize has olan Uşak tarhanasını öğrencilerimize ikram edelim dedik ifadelerini kullandı. Hani eminim ki hepsi biliyordur ama bizim de onlara küçük bir ikramımız olsun istedik. Açıkçası tanıtım olarak sağ olsun Müdür Bey de buna izin verdi. Biz de şimdilik burada tanıtımımızı yapıyoruz. Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz Uludağ'da açıklamasında biz göreve geldiğimiz günden bu yana tüm toplantılara katılmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de buradayız, öğrencilerimizle birlikte olmaktan mutluyuz dedi. Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz Uludağ. Evet Cengiz Bey, şu an Milli Egemenlik Okulu'nda bir program var. Program hakkında bilgiler verir misiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, 9 aylık muhtarlığa başlama, göreve başladığım süreden beri gitmediğimiz toplantı kalmadı. Birçok toplantılara da katıldık, etkinliklere de katıldık. Yine bugün de müdürümüzün çağırmasıyla buraya yine katıldık. Yerli Malı Haftası dolayısıyla müdürümüz ve ağzımız Arif Aslan'la beraber yine bütün toplantılara katılıyoruz, etkinliklere katılıyoruz. Geçen cuma gün Tümer Ertürk'teydim. Oradaki bir vatandaşlarımızın eksik olan öğrencilerinin için birkaç çanta eşya toparlandık. Onları da kendilerine vereceğiz inşallah 2-3 gün içinde. Burada da yine müdürümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi 23 Nisan İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, eşi Melek Çerçi ile birlikte 23 Nisan İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. 1. sınıf öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çerçi öğrencilerle sohbet etti. Miniklere yerli malı kullanmanın önemini anlatan Başkan Çerçi bu konuda öğrencilerden söz aldı. Belediye olarak eğitime imkanları ölçüsünde destek verdiklerini kaydeden Başkan Çerçi, değerler eğitiminin önemine de dikkat çekti. Kalem böyle, tamam. İzmir Fashion Week 7. sezonu başladı sevgili seyirciler. Açılış çocuk mankenlerin yer aldığı ünlü bir çocuk giyim mağazasının defilesi oldu. Moda severler defilenin tadını çıkardı. Thank you.
EGS'de yönetim kurulu başkanı Hayati Ertuğrul, dernek olarak ilk günden beri destek verdiklerini ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan, tasarım olmadan marka olunmaz dedi. En iyisi, en güzeller İzmir, Peşimil idi. Bu doğrultuda bizim derneğimiz bu sene 7.si yapılan İzmir Peşimil'e daha ilk yıldan bu yana destek vermektedir ve bundan sonra da vermeye devam edecektir. Derneğimiz tasarımla ilgili gerçekten çok güzel şeylere imza atmaktadır. Tasarım bizim için önemlidir. Derneğimizin şöyle bir vizyonunda şu da vardır. Kızılay Ege Bölge Genel Müdürü Doktor Gökay Gök, kök hücre ile hayatı bağlanmanın çok önemli olduğunu, Türk Kök ve Kök Hücre Bağışı'nın böyle önemli bir projede yan yana olmaktan gurur duyduklarını ve belki de birlikte bir çocuğun daha hayatının kurtulacağının önemini anlattı. Peşimdeki katılım sağlandığı için burada emeği geçen tüm emeklilere ilk günden itibaren şahit oldum. Gerçekten bu alanda böyle güzel bir alan yaratılacağını ben tahmin edemiyordum. Ama çok güzel bir gece olacak. Sizler sayesinde dünyada belki de ilk defa bir moda etkinliğinde kan ve kök hücre bağışı farkındalığı yaratılıyor. Bu sayede içerideki fuaye alanında bir tüp kan vererek belki bir resimli çocuğu kurtarabilirsiniz. Dışarıdaki alanda da 3 gün boyunca kan bağışlarımız var. İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen ve büyük ilgi gören Kars Ardahan Iğdır Kültür Festivali katılımcılardan tam not aldı. İstanbul Esenyurt'ta Kars Ardahan Iğdır Kültür Festivali'ne katılım yoğun oldu. Festivale önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ev sahibi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Iğdır Belediye Eş Başkanı Eylem Çelik, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş adamları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Programda Ardahan Platformu Başkanı Efrail Çiftçi ve Kars Federasyon Başkanı Gürsel İlgüz hemşerilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştı. Hep beraber büyük olduğumuzun farkındayız. Bu birliktelik çerçevesinde hemşerilerimiz her nerede bir araya gelirlerse biz de orada olmaya çalışıyoruz. Siz değerli belediye başkanlarıma, siz değerli hanımefendilere, siz değerli beyefendilere, herkese burada ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Hemşehrilerimiz bir arada olması, kaynaşması, dertleşmesi, sevişmesi en iyi edinim olarak değerlendiriyorum. Vakıflarımızın da adı aynı anılıyor, derneklerimizin de adı aynı anılıyor ve bu tanıtım günleri geçen de Kocaeli'de yapmıştık. İyi oldu yani, toplumumuzu bir araya getiriyor, bir kaynaşma sağlıyor. Bir Karslılar ne kadar medeni, ne kadar ufku açık, ne kadar aydın insanlar olduğumuzu bütün topluma 81 vilayete anlatmış oluyoruz. Yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verilirken program eğlenceyle devam etti. Doğduğumuz topraklardan geldik. Burada burayı mesken edindik. Burada hemşerilerimizle birlikte olmaktan ben de çok keyif aldım, ifade edeyim. Hem bizim yöremizin ürünlerini, özellikle Kaz ve diğer etkinlikler, hem bir arada olmanın mutluluğu, hem de Ardahan'ın, Kars'ın, Iğdır'ın özlemini çekmek. Bu buralarda onları gidermek için bir araya geldik. Ardahanlı, Iğdırlı hemşerilerimiz bize bu görevi layık gördükleri için, verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Tabii bölgemizin güzide insanlarına hizmet şansı verdi. Ve belediye başkanlarımıza, Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Onların bu güzel yüzünü Türkiye ile İstanbul'la buluşturan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ya, kültür dediğiniz zaman insanlık tarihiyle kültür başlar ve insanlar kuşaktan kuşağa bu kültürü naklederler. Özellikle günümüzde dijital çağın gelişmesiyle birlikte kültürden kopmalar yaşanıyor. Dolayısıyla o hızlı değişime bir nebze dur diyebilmek için
doğduğumuz yerden çıkıp doyduğumuz yere kültürümüzü taşıyoruz. Bütün hemşerilerini bir araya getirme, kaynaşma, kaynatma anlamında çok anlamlı, önemli. İstanbul'da 16 milyon insanla kucaklaşma. Kars'ın, Ardahan'ın insanının yüreği ne kadar geniş olduğu bu etkinliklerden belli oluyor. Kars'ın en bilinen yöresel yemeği haşif. Diğer adıyla, belki diğer keşkek deniyor, keşkek, diğer bir adıyla da. Ama biz bu haşiri, işte Kars'ın hani yaşam koşulları, insanların böyle yoğun çalışmaları ve daha enerjik olabilmeleri için. Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Doktor Gürbüz Çapan'ın eşi Ayfer Çapan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rabbimizden geldik ve dönüşümüz onadır. Rabbul Alemin yaşadığımız hayatımızda onun rızası doğrultusunda adım atmaya bizlere muvaffak kılsın. Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Doktor Gürbüz Çapan'ın eşi Ayfer Çapan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Ayfer Çapan için Esenyurt ilçesi Yenikent Muhammediye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İnsan olmamız hasebiyle tek temennimiz, Rabbimiz bizleri rızasından ayırmasın ve bizleri hadiste olduğu gibi toplumumuza faydalı insanlardan karar kılsın. Allahu Ekber. Çapan ailesini sevenleri yalnız bırakmadı. Esenyurtlular ve siyasi partilerin yöneticileriyle belediye başkanlarının katıldığı cenaze töreninde Gürbüz Çapan ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi. Merhume Çapan'ın naaşı Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki Çapan ailesi kabristanlığına defnedildi. Bizler de Ege TV ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Doktor Gürbüz Çapan ve ailesi başta olmak üzere yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, şimdi ise Afyonkarahisar'la devam edelim bültenimize sevgili seyirciler. Afyonkarahisar'da gündüz saatlerinde bir telefon bayiinde hırsızlık olayı meydana geldi. Afyonkarahisar'da gündüz saatlerinde özel bir iletişim telefon bayisinde hırsızlık olayı meydana geldi. İşletme sahibinin dışarıda olduğunu fırsat bilen hırsızlar telefon bayisini çalışan elemanı oyalayıp telefonları alarak olay yerinden kaçtı. Evet sevgili Ege TV izleyenleri, Afyonkarahisar'da bugün bir hırsızlık olayı yaşandı. Bununla ilgili dükkanına hırsız giren esnafımızın yanındayız. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Olayla ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Takriben bir saat 10.30 sularında falan dükkanda benim olmadığım bir saatlerde iki şahıs gelip elemanı oyalamak suretiyle biri oyalıyor, diğeri telefonu bir şekilde tezgahtan elemana çıkartıp bakma bahanesiyle cihazı fark ettirmeden cebine atıyor ve biz olaydan bir yarım saat sonra falan farkına varıyoruz. Emniyet güçleriyle irtibata geçildi. Gerekli tahkikat başlatıldı. Kayıtlarımız mevcut. İki şahsın hani bir an önce başkalarının da canını yakmadan, maddi boyut hiç önemli değil ama maneviyat olarak başkalarının da canını yakmadan gerekli cezayı bulmasını bekliyoruz inşallah. Güvenlik kameraları ise o anları saniye saniye görüntüledi. Yaşanan olay sonrası işletme sahibi emniyet güçlerine haber verdi. Olay sonrası polis tarafından tahkikat başlatılıp hırsızların en kısa sürede yakalanması için çalışma başlatıldı. Efendim biz de değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Evet sevgili Ege TV izleyenleri, Afyon'da neler oluyor? Bundan sonra asayişle ilgili tüm haberleri bizden takip edebilirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Ege TV'de kalın. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin kamyoneti arka taraftan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Evet.
kaza Şuut ilçesi Afyonkarahisar Isparta Karayolu Atlıhisar Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karadilli beldesi istikametinden Şuut ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Ağa yönetimindeki 06DB9504 plakalı otomobile Atlıhisar Köyü istikametinden Zafer Mahallesi istikametine doğru seyreden Mevlüt Kağa yönetimindeki 45ZH600 plakalı kamyonete sağ arka tarafından çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mevlüt Kağa yaralandı. Kazada 06DB9504 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza gören vatandaşlar jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken 112 acil sağlık ekipleri ise yaralı Mevlüt Kağa'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şuut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evet, şimdi ise Sultanşehir'le devam edelim bültenimize sevgili seyirciler. Milli mücadelenin temelinin atıldığı Sivas'ta 108 gün kalan Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yıl dönümü 100 yıl önceki şekliyle canlandırıldı. 108 günlük göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı sizlere, Sivas halkına şükranlarımı sunarım. Allah'a ısmarladık efendiler. Milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas'ta 108 gün Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı 100. yılında törenle anıldı. Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina önünde düzenlenen törende ilk olarak Atatürk'ün 2 Eylül 1919 yılında Sivas'a gelişi ve Sivas'ta kaldığı 108 günlük süre içerisinde yaptıkları özetle anlatıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı İlmi Bilgin, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama programları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla burada toplandık dedi. Değerli hemşerilerim, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlama programları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ımızdan ayrılışının 100. yılı nedeniyle 100 yıl önce. Sivas Valisi Salih Ayhan'sa konuşmasında Sivas 100 yıl önce nasıl Atatürk'e sahip çıktıysa bugün de aynı ruhla Atatürk'ü Ankara'ya uğurlayacağız şeklinde konuştu. Sivas'ta nasıl sahip çıktıysa 100 yıl sonra da aynı anlayışla bugün onu hayal edeceğiz ve buradan Atatürk'ü Ankara'ya uğurlayacağız. Hakikaten Cumhuriyet'e giden yolda Sivas çok büyük bir vazife ifa etti. 100 yıl önce ve 100 yıl sonra ve aynı anlayış. Bu kongremiz 4 Eylül bizim için çok güzel bir miras. Çok kutlu bir miras olduğunu hep ifade ediyorum. Bunu inşallah sürekli etkinliklerle, aktivitelerle ulusal gündeme taşıma noktasını gayret göstereceğiz. Yüzün evlatları. Konuşmaların ardından temsili olarak Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı kongre müzesinin balkonuna çıkarak Sivaslılarla vedalaştı. Ardından aracına binerek Ankara'ya hareket etti. Sevgili seyirciler, adliyelerde duruşma salonlarında görülen her davanın olmazsa olmazı mübaşirlikte Sivas Barosu bir ilke imza attı. Sessiz adliye projesi kapsamında Sivas Barosu'nun 4 aylık hummalı bir çalışmasının ardından Sivas Adliyesi mobil mübaşir sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle birlikte adliyelerde artık mübaşirlerin koridorlardaki bağırmalarına son verilirken hakimler ve avukatlar da akıllı telefonlar üzerinden adliye duruşma salonlarına çağrılacak. Gönder dediğimde baro ekranına, sistemine otomatik olarak düşüyor. Dar Ceza Mahkemesi'ne. Sessiz adliye projesi kapsamında Sivas Adliye Sarayı Türkiye'de bir ilke imza attı. Gönder dediğimde baro ekranına, sistemine otomatik olarak düşüyor. Kendi cep telefonlarından avukat çağrı ekranına girip çağrıları atabilmekte. Uygulama noktasında bir de toplu çağrı var. O da web arayüzüyle beraber. Burada da özellikle taraf sayısı çok olan ve avukat sayısı çok olan dosyalarda bu büyük bir kolaylık sağlayacak. Burada uygulama olarak göstereyim isterseniz. Mobil uygulamada da aynı şekilde. Ekranlarımız burada, bizim avukat bekleme odalarımızda var. Avukat bekleme odalarımızda ekranlar düşüyor ve ekranlarda düşen ilk başta anons girer, 10 dakika burada bekler, kırmızı yanar önce sonra maviye döner, 10 dakika sonrasında alt akışa düşer. Ve avukatlarımız bu akıştan
hangi saatte, hangi tarihte ve hangi mahkemeden çağrıldıklarını buradaki akışta görürler ve bu gece 23.59'a kadar akış devam eder. İsterseniz bir toplu çağrı yapayım. Adliyelerde duruşma salonlarında görülen her davanın olmazsa olmazı mübaşirlikte Sivas Adliyesi'nin sessiz adliye projesi kapsamında 4 aylık kumbalı bir çalışmanın ardından mobil mübaşir sistemine geçiş yapıldı. Avukat Ekrem Temel, Avukat Yakup Güven Durak, Avukat Yusuf Coşman, Birar Ceza Mahkemesi'ne. Bu sistemle adliyelerde artık mübaşirlerin koridorlardaki çığlıkları kesilirken hakimler ve avukatlar da akıllı telefonlar üzerinden adliye duruşma salonlarına çağrılacak. Eskiye nazaran yeni uygulamanın çok çok bir kolaylığı, işimizi özellikle kolaylaştıracak. Diğer yönüyle baro avukatlarının da haliyle programlarını, işte dosya sürelerini kolaylaştıracak bir uygulama. Bütün bir uygulama, güzel bir uygulama, sağlıklı bir uygulama en önemlisi. Bizlerin mübaşirler olarak da haliyle yine aynı şekilde işimizi de kolaylaştıran, sağlıklı yürüyen bir uygulama. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Baro Başkanı Avukat Yılmaz Demir, bu sistemin saniyeler içerisinde hızlı bir şekilde işleyişi kolaylaştırdığını ve adliye koridorlarında yaşanan görüntü kirliliğinin de bu vesileyle yok olduğunu belirtti. Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında bir proje ürettik. Bu Türkiye'de bir ilk. Projedeki asıl gaye, takdir edersiniz ki mübaşirlerin duruşma çağrılarını yaparken eski usulle koridora çıkıp işte avukat filanca ya da işte duruşma taraflarını anons ediyorlardı bağırarak. Tabii biz de dijital dünyayı kullanmak adına bir proje üretmeye çalıştık. Tamamen altyapısı ve yazılımı baromuza ait olan duruşma takip sistemi adı altında bir yazılım yaptırdık. Bu yazılımın hem web arayüz tarafı var, hem mobil uygulama tarafı var. Buradaki asıl gayemiz hem avukatlarımızın duruşmalarını daha sağlıklı bir şekilde takip edebilmeleri, hem de aynı zamanda mübaşirlerimizin o klasik mübaşir çığırtkanlıklarının önüne geçmek ve adliyelerimizi biraz daha sessiz kalmasını sağlamak için, daha nezih ve sakin bir çalışma ortamı yaratmak için bir uygulamaya geçmek istedik. Sivas Barosu'nun duruşma takip sistemini değerlendiren Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya da Baro Başkanı ve bu projenin hayata geçirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gurur kaynağı ağır ceza mahkemelerinde, asliye mahkemelerinde ve birçok mahkemede uygulamayla artık mübaşirlerin avukatları çağırması yanı sıra teknolojinin kullanılması da bizim işlerimizi son derece kolaylaştıracak. Bizim işimizin kolaylaşması demek, vatandaşın işinin kolaylaşması demek. Ben böyle bir projeden dolayı Sayın Baro Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ise spordaki gelişmelerle devam edelim. Bültenimize sevgili seyirciler, Akhisar Spor bu hafta kendi sahasında ligin ilk yarısının son maçında Bolu Spor'u konuk edecek. Akhisar Spor bu hafta kendi sahasında ligin ilk yarısının son maçında Bolu Spor'u konuk edecek. Al tersini. Akhisar Spor geçtiğimiz hafta Balıkesir Spor'da aldığı bir puan sonrası bu hafta kendi sahasında oynayacağı Bolu Spor hazırlıklarına başladı. Valla öncelikle kazanmak için gitmiştik Balıkesir Spor maçına. Rakibin çok koşan, çok mücadele eden bir takım olduğunu biliyorduk. Biz de çok koştuk, çok mücadele ettik. Ama beklediğimiz dışında tabii rakip çok fazla 7-8 kişiyle defans yaparak sadece hızlı hücumla gol aramaya çalıştı. Ama buna rağmen maçın ilk yarısında yakaladığımız Erhan'la yakaladığımız pozisyonu gol yapmış olsak belki onları daha rahat aşacaktık. İkinci yarı daha istekli, daha arzuluyduk. Ve özellikle maçın sonlarına doğru bu isteğimiz, arzumuz, tempomuzu çok arttırdık. Rakip tabii 10 kişi kaldıktan sonra da daha fazla üstlerine yüklendik.
İşte çift santifora döndük. 4-5 tane %100 pozisyon yakaladık. Ama bir türlü bunları golle neticelendiremedik ama Balıkesir deplasmanı çok zor bir deplasman. Yılmaz Ataboru tesislerinde teknik direktör Mehmet Altınparmak gözetiminde antrenmana çıkan yeşil siyahlı oyuncularda hedef 3 puan. Yani şimdi deplasmana gittik. Balıkesir Spor zor günler geçiren ama bu ligin daimi olan, yıllardır bu ligde olan takımlarından bir tanesi. Aynı zamanda eski de kulübüm. Hedefimiz doğrultusunda aslında bu hafta kazanmak istiyorduk. Yani pozisyonlarda yakaladık ama değerlendiremedik. Bu haftayı o yüzden yani kendi açımızdan 2 puan kayıp olarak görüyoruz ama 1 puanın da değerini biliyoruz çünkü birkaç deplasmanda bu 1 puanı aradık açıkçası çünkü mağlup dönmüştük. Şu an içeride galip gelip deplasmanda 1 puan aldığımız sürece bir problem yok. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör Mehmet Altınparmak Ege TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Buradan 1 puan aldık. Artık her şeyimizde o maçı unuttuk ve Bolspor maçı hazırlıklarına başladık. Bolspor maçı yeri ve konumu rakibin belli zaten ama bizim bir tek amacımız var. 3 puanımızı alıp yolumuza devam etmek. Artık ligin ilk yarının sonları geldi. Son 2 maçımız kaldı. İç sahadaki ilk yarının son maçını oynayacağız. Bu son maçta da hem taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Artık biraz daha fazla sayıda olalım. İnşallah 3 puanı da alıp onlara hediye edeceğiz. Hocam sakat ve cezalımız var mı bu hafta Bolu maçında? Sokol cezalı. Sokol cezalı duruma düştü. Şu anda tek sakatımız Taha diyebilirim. Taha biraz bizimle birlikte olamayacak. Muhammed Reis'in bir sakatlığı var. O da yarın belli olacak ne olacağı. DNZ Kop spor haberlerini sundu.